İstanbul'da biliyorsunuz hayatta kalmak çok zor maalesef. Neden bir ev kiralayıp ev sahibinden izin alıp böyle bir faaliyet yapmıyorum dedim. Kiraya verdiğiniz zaman 10 sene boyunca bir kiracıyla devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama Airbnb sayesinde insanlar kısa süreli çok daha fazla para kazanmaya başladılar. Barınma krizini evet yani hani oluşturur mu? Bununla geçinen bir sürü insan vardı. Özellikle İstanbul'un daha böyle Kadıköy, Beşiktaş gibi semtlerinde yaşayıp ayda birkaç günlüğüne evini kiralayıp buradan gelir elde eden ve kirasını karşılayan insanlar vardı belki. Kiminin geçim, kiminin ek gelir kaynağıydı. Artık uygulanan fiyat alternatifleriyle pek çok kişinin kullandığı Airbnb uygulamasını kullanmak eskisi kadar kolay olmayacak. Zira kısa süreli ev kiralamalarına ilişkin yasa meclisten geçti. Yasayla birlikte kurallara uymayan ev sahiplerini yüklü para cezaları bekliyor. Bildirmediğiniz takdirde ilk ihlalinize 100.000 lira bir para cezası ödüyorsunuz. Size 15 gün süre veriyorlar. 15 gün bitti, hala siz bunu yapmadınız. Bu sefer 500.000 lira bir para cezası ödüyorsunuz. Yine size 15 gün süre veriyorlar. Siz yine yerine getirmediğiniz takdirde her bir kiralamanızda 100.000 lira ödüyorsunuz. Her bir sözleşmenizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girecek. Yasayla birlikte turizm amaçlı kısa süreli kiralık evlere bakanlıktan onay, konaklayanların kimlik bilgilerinin bildirilmesi ve vergi şartı getirilecek. Yasaya göre artık kendi mülkünü kiralamak için ev sahiplerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir izin belgesi edinmesi gerekiyor. Gayrimenkul danışmanı Deniz Şahin, kira zammındaki üst sınır olan %25 oranı sebebiyle pek çok ev sahibinin evini kiraya vermediğini söylüyor. Şahin'e göre ev kiralarının artmasının önemli sebeplerinden biri de ev sahiplerinin evlerini boş tutması, dolayısıyla da piyasada ev olmaması. Hayal ettiğimiz bir ev söz konusu. Yani evler piyasada olmadığı sürece kiraların da daha fazla artmasını sağlıyordu bu. Neydi? Daha az ev bulunduğu için, piyasa arz talep dengesinde karşılanmadığı için kiralık evler az olduğunda kira fiyatları yüksek oluyordu ve hızlı bir şekilde insanlar mecburen uzun dönem oturacak insanlar yüksek fiyatlardan evlerini kiralamak durumunda kalıyorlardı. Ayrıca Şahin'e göre pek çok ev sahibi için evini günlük veya haftalık kiralamak çok daha karlı. Zira ev sahibi evine istediği zaman istediği ölçüde fiyat biçebiliyor, bunun yanı sıra da vergi ödemiyor. %25 enflasyonun çok altında kalan bir oran olduğu için kira artışlarında insanlar evlerini artık kiraya vermeme üzerine bir yola gitmeye başladılar. Bu nedir? Kiraya verdiğiniz zaman 10 sene boyunca bir kiracıyla devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Ama Airbnb sayesinde insanlar kısa süreli çok daha fazla para kazanmaya başladılar. Şahin, devletin bu yasayla yüksek ev kiralarını ve vergi kaçırmanın önüne geçmeyi amaçladığını belirtiyor. Devlet ne yaptı? 3 koldan: bir, evlerin fiyatlarının düşmesi, kiralık evlerin fiyatlarının düşmesi; 2, vergi kaçırılması; 3 de turizm kaynaklı bu kayıpların giderilmesiyle ilgili bir adım atmış oldu. Ev sahiplerinin yanı sıra Airbnb gibi uygulamaları kirada oturduğun evin odalarını kiralamak için kullananlar da var. Şahin, kiracıların evi alt kiraya vermesinin yasa öncesinde de çoğu sözleşmede yasak olduğunu belirtiyor. Bunun kiracının tahliye edilme sebebi olduğunu söylüyor. Bu tür uygulamaları kullananlar bunun bir sebepten ziyade bir sonuç olduğunu düşünüyor. Zira ev fiyatları yükseldikçe insanlar evlerini ya da odalarını paylaştıkları bu tür uygulamalara yönelmiş durumda. Yasa tasarısı öncesinde odalarını kiralayan Yasin Aktaş ilk olarak öğrenciyken evinin bir odasını kiralamaya başlamış. Aktaş, ev arkadaşının evden ayrılmasının ardından kirasını ödeyebilmek için bu yola başvurmuş. Aktaş daha sonra alt kira sözleşmesi yaparak kiraladığı 2 ayrı evi de bu şekilde kiralamaya başlamış. Kendisi için bunun ciddi bir geçim kaynağı olduğunu belirten Aktaş, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte mağdur olacağını söylüyor. Kimlik bildirimi olsun, vergi kaybı olsun, bunlar kesinlikle bir düzene sokulmalı. Ama kat malikleri onayı konusunda gerçekten bizim gibi parasını, ekmeğini bundan çıkaran insanlar için çok zor günler bekliyor. Biz şimdiden kara kara düşünmeye başladık. Bu ev eşyalarını nereye kaldıracağız, nereye koyacağız veya Airbnb yapamadığımız takdirde bu evlerin kirasını nasıl ödeyeceğiz? Sonuçta biz de kiracıyız. Bu dairelerin kirasını nasıl ödeyeceğiz? Kişilerin turizm belgesi alabilmesi için apartman veya sitedeki tüm mülk sahiplerinden de onay alınması gerekiyor. Yasa komisyondan geçerken son eklenen maddeyle birlikte ise bu koşul rezidanslarda günlük ve haftalık kiralama yapanlardan aranmıyor. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, kanun teklifinin arızalar, sakatlıklar ve tutarsızlıklarla dolu olduğunu söylüyor. Rezidanslarda kısa dönemli kiralama yapanlardan kat maliklerinin onayının alınması maddesinin AKP'li vekillerin talebiyle değiştirildiğini söyleyen Poyraz, teklifin kanunda eşitlik ilkesine aykırılığına da dikkat çekiyor. Aktaş da özellikle bu maddenin kendilerini mağdur edeceğini söylüyor ve bu koşulun rezidansta kiralama yapanları değil, dar gelirli olanları kapsamasına tepki gösteriyor. Rezidanslarda bu faaliyet, bu kat malikleri onayı aranmaksızın yapılabilir. Rezidans kavramını da işte girişinde güvenliği bulunan, lobisi olan, içeride marketi bulunan şeklinde tarif edilmiş bu kanunda. Biz ve benim gibi birçok insan, belli gruplarda da bunu tartışıyoruz. Bizim gibi böyle Airbnb faaliyeti yürüten gruplarda da tartışıyoruz. Bunu bu şekilde yorumluyorlar. Yani rezidanslarda kat malikleri aranmadan bu faaliyet yapılabiliyor ama biz yapamıyoruz. HDP Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da mecliste yasaya dair söz alanlardan. Kaya, Turizm Bakanı otel zinciri sahibi olunca turizm gelirlerinden algıladığı tek şey konaklama geliri oluyor diyor. Avukat Abdullah Memiş'e göre de yasa tasarısı turizmcilerin baskısıyla aceleye gelmiş gibi görünüyor. Zira Memiş kısa süreli kiralamalarla ilgili yasada ciddi açık ve muğlak ifadelerin olduğunu söylüyor. Yasanın kişilerin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini belirten Memiş, bu sebeple Anayasa Mahkemesi'nin kararı iptal edebileceğini düşünüyor. Mülkiyet hakkının sınırlandırılması söz konusu. Yani hani benim bir mülküm var ki yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi mülkiyet hakkının konusunda çok titizdir. Şimdi mülkiyet hakkının ihlali de söz konusu burada. Ben mülkümü 5 günlüğüne de kiralayabilirim, 10 günlüğüne de kiralayabilirim. Sen şimdi bütün kat maliklerinin rızası oy birliğiyle kiralayabilirsin mülkünü. 5 günlük kiralayacaksan. 5 günlük mülkünü kiralayacaksın ama izin belgesi alman lazım benden. Yani mülkiyet hakkını sınırlayıcı birçok düzenleme var bu kanunda. Hani o yüzden ilerleyen günlerde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilme olasılığını çok yüksek görüyorum.